Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 5. videosundayız. Kürenin 1. videosundayız. Evet küreyi toplamda 2 videoda halletmeyi planlıyorum. Ve bu video ve bir sonraki videonun pdf'ine nereden ulaşabilirsiniz? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak küre pdf'ini indir. Evet pdf indirdiysen çıktısını aldıysan. Kalemin hazırsa daha doğrusu sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle kürenin tanımıyla başlayalım. Kürenin tanımı nedir? uzayda sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri uzayda şöyle eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri ne belirtiyor bana bir küre peki bu düzlemde olsaydı ne olurdu düzlemde eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri şember belirtiyordu bu uzayda yani havada boşlukta olunca da böyle bir küre üretiyor diyeceğim üretmiyor küre oluşturuyor arkadaşlar bize arkadaşlar küre konusu çok kolay bir konudur çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konudur çember bilginiz iyi küreyi çok rahat bir şekilde yaparsınız. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çarp. Kürede de aynı şekilde yarıçap bilgisini çizerek sonuca ulaşacaksınız. Ama bunun yanında kürenin şu yüzey alanını bilmek zorundasın. 1. Kürenin yüzey alanı 4 tane pi r kareye eşittir. Hani pi r kareye alan 4 tane daire alanı gibi düşün şeyde hacmi de nedir? 4 bölü 3 bir küptür. Bunları bilmek zorundasın. Alanı sorulduğunda hani uzunluk bilgileriyle yarıçap bulacaksın. Alan soruluyorsa 4 pi kare. Hacim soruluyorsa da 4 bölü 3 pi küp. Bitti. Bir de şu var. Bir daireyi merkezinden geçen bir doğru boyunca 180 derece döndürsek ya da o yarım daire olursa arkadaşlar şu yarım daire olursa bu yarım daireyi de 360 derece döndürürsek ne oluşur? Bir küre oluşur. Ama tam daireyi böyle merkezinden geçen bir doğru boyunca 180 derece döndürdüğümüzde de ne oluşuyor arkadaşlar? Şöyle bir küre oluşuyor. Ya da dediğim gibi şöyle bir yarım daire çapı etrafında döndürsek, şunun etrafında döndürsek simetriyi aldık ya şu şekilde. Ne oluştu? Bir küre oluşmuş olur arkadaşlar. Bunu da verelim. Bu bilgiyi de verelim. Evet örnek bir ne diyor? Şimdi burası 2 verilmiş. Bir de yarım küre verilmiş. Yukarıdaki o bir merkezli kürenin hacminin o iki merkezli yarım kürenin hacminin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar birinin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küpü diğerini oranlayacağız. 4 bölü 3 pi 4'ün kübüne mi oranlayacağız? Hayır. Bölü ikisi. Çünkü yarım küre olduğu için 4 bölü 3 pi r küpün yarısı olacaktır. 4 bölü 3 pi'ler gitti mi? Gitti. Ee, bunu 2 çarpı 2 diye geçecek yukarıya. Yani 8 çarpı 2 yaptı yukarısı 2'nin küpü 8 yaptı çünkü. Bu 4'ün küpü de ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı 4. E buradan 8 kere 2 16 4 kere 4 16 cevap da ne yaptı o zaman arkadaşlar? 1 bölü 4 yaptı. Örnek 1'i 1 bölü 4 bulduk. Geldik. Örnek 2. Ye. Küre biçimindeki demir bir bilye yarım küre biçimindeki eşit iki parçaya ayrıldığında her bir parçanın yüzey alanı 27 pi birim kare oluyormuş. Arkadaşlar elimizde şöyle bir küre var şu küreyi şöyle gösterdim. Peki ben eşit parçaya ayırmak istiyorsam tam merkezinden geçecek şekilde kesmek zorundayım. Yani bir parçamız böyle oldu arkadaşlar. Bir parçamız da şöyle oldu. Yani eşit 2 yarım küre oldu. E o zaman her birinin alanında 27 pi verilmiş? Evet. O zaman bir tane yarım kürenin alanı yani 4 pi r kare tüm kürenin alanıydı. O zaman yarısı 27 pi'ye mi eşitleyeceğiz? Hayır. Dikkat. Arkadaşlar şu yarısı kürenin yarı yüzeyi orası. Ama ekstradan burada da bir yüzeyi daha oluşmadı mı? Şöyle kestiğimiz zaman şuradaki kesit ekstradan oluşmadı mı? Evet artı pi r kare demeliyiz. İşte bu 27 pi'ye eşitmiş. Burası 2 pi r kare artı pi r kare. Yani 3 pi r kare eşittir 27 pi oldu. Pi'ler gitti. R kare eşittir 9'dan. R'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. Buna göre diyor demir bilyenin başlangıçtaki hacmi Evet yarı çapını kaç bulduk? 3. Başlangıçtaki yani büyük kürenin hacmi soruluyor. Hacim nedir? 4 bölü 3 pi r olacaktır arkadaşlar. E bu da neye eşit oluyor? 3'lerden bir tanesi gidince 3'ün karesi kaldı. 9, 36 mı yapıyor? Evet cevap böylelikle 36 pi yaptı arkadaşlar. Kesitte oluşan buradaki alana da lütfen dikkat edin. Dediğimiz gibi yarım küreyi böyle tam küreyi kestiğimiz zaman oradaki tüm yüzey yani şu kırmızı artı mavi yarım küre yapmıyor. Bütünsel olarak baktığınız zaman yarım küre yapıyor ama yüzey olarak baktığınız zaman sadece şu kırmızı yer. Yani şurası yarım küre yüzeyi yapıyor arkadaşlar. Çünkü küre yüzeyi burası. İşte burasını yorumladık arkadaşlar ona göre şey yaptık. Küre yüzeyini kestiğinde burada kestiğinde dair olmasını da unutma. Evet örnek 3'e bakalım. O merkezli yarım kürenin tabanında KLM eşkenar üçgeni çizilmiştir. Çevre KLM'yi kaç vermiş? 27. 3'e böldüğümde her bir kenar kaç çıktı? O zaman 9 çıktı. Yarım küre şeklindeki cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurada baktığınız zaman şu çevrel çemberi olmuyor mu arkadaşlar bu eşkenar üçgenin? Evet hocam. Çevrel çemberin merkezi burasıysa yani sen buradan şunu şöyle çizecek olursan bu da yarıçap, bunu çizersem bu da yarıçap, bunu çizersem bu da yarıçap değil mi? Evet kürenin yarıçapını çapını bulmalıyız zaten biz yüzey alanını bulmamız için. Hocam burası da R, burası da R, burası da R. Dikkat et R, R, 9, R, R, 9, R, R, 9. Ya yani bunların hepsi eş üçgen oldu. Hocam bu açı, bu açıya eşit ikiz kenardan. Eş üçgen olduğu için burası da noktaya nokta, burası da noktaya nokta oldu. Ya da bazı arkadaşlarınız şöyle diyebilir. Çevrel çemberin merkezi dikme yani yükseklerin kesim noktası da lanet merkezidir de deyip oradan da bu açıların 30'ar derece olduğunu bulabilirdi aslında. Burası da 30, 30, 30, 120 üçgeni. Yani R kökü 3 eşittir 9 ise R buradan 9 bölü kök 3 gelir. Kök 3 çarparsam 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 geldi. Peki yarım küre şeklindeki cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar elimizde bir yarım küre var. İşte bunun yüzey alanı isteniyor. Hocam şuradaki yüzeyi nedir? 4 pi r karenin nesidir? Yarısıdır. Ama ekstradan bir de ne var? Yarım kürede tabanındaki bu daireyi de unutmayacağız. Artı pi r kareyi de unutmayacağız. Yani 3 pi r kare isteniyor bizden. Evet burası ne oldu o zaman? 3 pi r kare. R de köküçtü ya 3 köküçtü ya. Bunun karesi. Arkadaşım kaç çıkıyor burası? 27 çarpı 3'ten 81 pi olarak sonuca ulaşırız. Tamam. Evet örnek 3'ü de böylelikle 81 pi bulduk. Geldik küre kesitine. Arkadaşlar videonun başında ben ne dedim? Küre sorularında ne yapacaksınız? Çember muamelesi yapacaksınız. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Bir de ben şunu söyleyeyim. Bir küreyi herhangi bir şekilde bir kesip kesik attığınız zaman oradaki kesit daima ama daima bir dairedir. Mesela şöyle bir kesit şöyle kestiniz. Şuradaki oluşan dairedir. Yani bu kesiti şöyle de kesebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde de kestiğiniz zaman yine bu bir nedir? Dairedir. E burada bir daire oluştu. Aslında bu dairenin çapı şu diyecek olursak. E büyük de bir çember var ya burada. Merkez varsa kiriş varsa çektik iki eş parçaya böler ya da tam merkezine geldiğinde dik olmak zorunda. O merkez varsa kiriş varsa çektik yapıyorduk ya. Bir de en etkili silahımız yarı çarpı Mesela burada merkez varsa kiriş varsa çektik. Şu kiriş tamamı tam bu bunun merkezine gelecek. İki eş parçaya böleceği için. Hocam burası küçük R. Burası uzunluk D olsun. Burası da R ise en etkili silahımız yarı çap muhabbetinden dolayı bir de bunu çizeriz. Ve burada Pisagor bağıntısından istediğimiz sayıya ulaşabiliriz burada. İşte mantık bu arkadaşlar. Bu mantıkta küre kesitli daire olmasını bileceksin. Bir de merkezi varsa, kiriş varsa çektik ve çember bilgisini uygulayacaksın. Bununla ilgili her soruyu çok rahat bir şekilde bence yaparsın. Bakalım nasıl bir soru varmış. Yarı çapı 11'im olan bir küre. Şekli çizmeyi bilin arkadaşlar. Bir daire, bir de böyle elips, alsana bir küre oldu. Şimdi yarı çapı 11'im olan küre merkezinden 6 birim ve 8 birim uzakta iki düzlem ile kesiliyor. Oluşan kesitlerin çevreleri farkı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bir 6 birim kesit yukarıda şurada olabilir arkadaşlar 6 birim kesit burada olabilir bir de 8 birim şu üstünde de olabilir ama şekil karışacak sonuçta 8 birim aşağıda da olabilir ha burada aşağıda 8 birim uzaktaki kesit ha burada yukarıda 8 birim arasındaki ee, kesit o yüzden bu soru için fark etmez niye bunların çevreleri sorulduğu için fark etmez ama şöyle sorulmuş olsaydı soru bize bak dikkat edin. Yarı çapı 10 birim olan küre merkezinden 6 birim ve 8 birim uzaklıkta kesiliyor. Bu kesitler arasındaki en kısa uzaklık nedir diye sorulmuş olsaydı o zaman ben bunu burada çizerdim. Şu aradaki mesafe isteniliyor derdim. Bu kesitler arasındaki en fazla uzaklık nedir diye sorsaydım şu 6 birim uzaklığındaki kesit bu da 8 birim uzaklığındaki kesit arkadaşlar. E, o zaman ne olacak? Aralarındaki uzaklık en fazla olması için birinin yukarıda birinin de aşağıda olması lazım. Buna göre bu yorumları da yapacaksınız. Size şimdi bu soru üzerinde de göstereyim. Neyse 6 birim uzaklıktaki bir kesit alındı. Bir de 8 birim uzaklığındaki bir kesit alındı. Arkadaşlar ne yapacağız? Hop çemberin yarı çaplarını bulacağız. Şimdi burada en güzellik çizim yarı çap. Al sana yarı çap 10. 6 8 10'dan burası ne oldu? 6 oldu. Burada da bunun yarı çapını bulmaya çalışacağım. En güzellik çizim yarı çap. Al burası 10. 6 10. Ne üçgeni 6 8 10. Evet bunun yarı çapı 8. Bunun yarı çapı 6 oldu oluşan kesitlerin çevreleri isteniyor. İşte kesit dediğimiz neresi? Şurası. Bu kesitin çevresi ve bu kesitin çevresi isteniyor bizden. Yani 2 pi r artı 2 pi r yarıçapı 8 olanın ve yarıçapı 6 olanın çevreleri 2 pi r şeklinde bulunuyor. Yani burası 16 pi artı burası da 12 pi. Topladığımız zaman ne geldi arkadaşlar? 28 pi geldi. Evet cevap 28 pi oldu. Geldik bir sonraki soruya. 4000 pi bölü 3 birim küp hacimli küre aralarında 2 birim uzaklık olan paralel iki düzlemde kesiliyor. Öncelikle hacmi verilmiş. Şu 4000 pi bölü 3 neye eşitmiş? 4 bölü 3 pi r küpe eşit olduğundan dolayı kürenin yarıçapını bulalım. Hocam bölü 3'ler gitti. Pi'ler gitti. Şu sadeleşince 1000 yaptı. E, küp 1'e eşitse R'yi de buradan kaç bulduk? 10 bulduk. Evet bir tane küre var elimde ve R'si kaç arkadaşlar? 10. Hemen şu şekilde yapalım. Çizelim şeklimizi. Şöyle çizdik. Sonra aralarında iki birim uzaklık olan paralel iki düzlemde kesiliyor. Hadi bakalım paralel iki düzlemde keselim. Aralarında da iki birim uzaklık olacak. Hocam biri bu biri de bu. Alt tarafta da olabilir. Buradan çıkmazsa biri yukarıda biri aşağıda çizebiliriz. Tamam mı? Oluşan küçük kesitin yarı çapı ile işte bak bunun yarı çapı ile şuraya ben küçük R demeyeyim de A diyecek olursam eğer bunun yarı çapı ile büyük kesitin kürenin merkezine en yakın uzaklığı birbirine eşit olduğuna göre. Arkadaşlar büyük kesitin kürenin merkezine olan uzaklığı aslında bir sürü oluyor. İşte bu uzaklık bu uzaklık bu uzaklık bu uzaklık böyle oluyor. Ama en yakının neresidir arkadaşlar? Tam buradan buraya dik çizdiğimiz değil midir? O da kürenin merkezinden olmaz mı arkadaşlar? Evet. Şuradan dik çizdiğimizde. E burası da dikinde devamı buraya da dik gelecek zaten. İşte şuradaki uzunlukla bunun yarı çapıyla şuradaki uzaklık yani büyük kesitin şu kürenin merkezine en yakın uzaklığı birbirine eşit verilmiş. Bu iki küre arasındaki uzaklık da zaten neydi arkadaşlar? İki kesit arasındaki uzaklık 2 idi. Şimdi bizden ne isteniyor? Büyük kesitin alanının küçük kesitin alanının oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bunun yarı çapı kaçtı hocam yarı çapı zaten 10 bulmuştuk e burası 10 sa burada çok güzel bir şey çıktı en güzel çizim bak yarı çapı çizdim yarı çapı 10 a var a artı 2 var 10 var normalde 10'un karesi eşittir a'nın karesi artı o. a artı 2'nin karesi deyip işlem yaparsak a'yı buluruz ya da hocam 6 8 13 keni büyük ihtimalle 6 koyarsak 6 8 10 sağlanıyor mu sağlanıyor yani buraya ne bulduk arkadaşlar 6 bulduk Evet A6 çıktı. Bu kürenin yarı çapını bulduk. Şimdi ben şu kürenin de yarı çapını bulmak zorundayım. Çünkü kesitlerin alanları isteniliyor bizden. Alanlar oranı isteniyor. Burada da bir yarı çap çizecek olursak. Hocam burası 10 ya. Şurada da bir dik üçgen çıktı karşıma. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burası da 8 çıktı. Evet. Bir kesitin yarı çapı 8. Bir kesitin yarı çapı da 6 oldu. E büyük kesitin alanının küçük kesitin alanının oranı nedir diye soruluyor. Yani pi 8'in karesi bölü pi 6'nın karesi isteniliyor bizden. Pi'ler gitti. Bu da 64 bölü 36'tan cevap kaç çıkıyor o zaman? 4'e bölsen 16, 4'e bölsen 9 cevap 16 bölü 9 çıkar. Örnek 5 tamamiyle sözel soruyu anlamayla çözülen bir soru oldu arkadaşlar. Örnek 5'i böylelikle 16 bölü 9 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Yarıçapı 13 birim olan küre şeklindeki bir kolonya balonunun içinde bir miktar kolonya kalmıştır. Kolonyanın yüzey alanı. Yüzey alanı derken bak buraya almayız. Burası kürenin yüzeyi yapıyor değil mi arkadaşlar? Dışarıdan baktığımız zaman. Kolonya'nın görünen yüzeyine asıl oluyor burası oluyor. Aslında kolonya'nın görünen yüzeyinin alanı deseydik daha sağlıklı olurdu ama burası arkadaşlar. Bunun yarıçapına R diyecek olursam Pi bu küre kesiti olduğu için arkadaşlar ne olmak zorunda daire. P R kare eşittir 144. Pi verilmiş. Pi'ler gitti. R kare 144'ten R'yi kaç buluruz? 12 buluruz. Evet burası 12. Burası da 12. E bizden ne isteniyor? Kolonya'nın yerden yüksekliği. Yer dediğimiz şurası olsun arkadaşlar. Buraya olan uzaklığı sorulsun. E şimdi biz şunu biliyoruz. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Yani çember bilgisini bu küre sorularında çok kullandığımızı söylüyoruz. Bir de en güzellik çizim yarı çapta al sana yarıçap. Hocam 12 13 ne üçgeni 5. E burada da bunun devamı da merkez teğet çektikten burası 90 derece değil midir? Evet. E bak bu yarıçap. E bu da yarı çap. Burası da 13. E o zaman burası ne oldu? 8. Bizden kolonyanın yerden yüksekliği soruluyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Cevap 8 yapar. Örnek 6'yı böyle 8 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Yanal alanı 60 pi birim kare olan dik koni içine yerleştirilebilen en büyük kürenin hacmi. Arkadaşlar bir koni var elimizde. Şu koniyi buraya çiziyorum. Burada boşluk var. Koninin içine yerleştirilebilen en büyük küre. Arkadaşlar hem kenarlara hem de zemine ne olmak zorunda? Teğet olmak zorunda. Aslında yine nedir bu? Çember sorusudur arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere çemberde teğet teğet olmuş oluyor. Ya küre ya. Burada sadece şöyle bir kürenin merkezi de burada. Evet. Şimdi yanal alanı 60 pi birim kare olan dik konu içerisine yanal alanı 60 pi yani piril 60 pi aklına bulunsun. En büyük kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küp. Ne verilmiş? 36 pi verilmiş arkadaşlar. Piler gitti. Hocam şunlar sadeleşti. 9 3 kere 9 27 r küp 27 ise r'yi kaç bulduk? 3 bulduk. E arkadaşlar r 3 şuradan şuraya r 3 Hocam Merk. Hatta konuda bir yükseklik çizsek şöyle. Tam buraya denk gelecek. Hocam bunun yarı çapı 3. Ondan sonra cema bunun yarı çapını bilmiyorum. A hocam bu teğet bu teğet. Burası da eşit olur. Hatta burada şunu da yapabiliriz. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapabiliriz. Hatta bu teğet teğet merkezden geçiyorsa açı ortay olur. Ee, ondan sonra başka bir şey söyleyebilir miyiz burada? Burası da nedir arkadaşlar? Burası da 3 birimdir. Kürenin yarı çapını 3 bulduğum için. Sonra başka ne yapabiliriz? Koninin taban çevresi 12 pi verilmiş. Tamam. R'yi de bulabiliriz o zaman. Yani 2 pi r arkadaşlar 12 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. R'yi de buradan 6 bulduk. E hocam r 6. R 6 ise bir de bana yan alanın 60 pi vermişti. 60 pi de pirildi miydi arkadaşlar? Pi r l. Bu pi'ler gitti. L'yi de kaç bulmuş olduk? 10 bulmuş olduk. L de 10. L 10 ise arkadaşım o zaman burada güzel bir şey çıktı. Burası ne oldu arkadaşlar? 10. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Benden ne isteniyor? Buna göre diyor kürenin teğet olduğu noktanın ara doğru üzerinde ayırdığı doğru parçaların uzunlukları çarpımı nedir diye soruluyor. Bak şunlar soruluyor arkadaşlar bize. Yani 4 ile 6'nın çarpımı soruluyor. O da kaç yapar? 24 yapar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle 24 yaptı. Aslında sana bir tüyo vereyim mi? Burada yanal alanını 60 pi vermeseydik de soru çıkacaktı. Farz edelim vermedi vermedi. Şurayı vermedi. E hocam nasıl çözecektik? Bak soruyu bir de 60 pi yokken çözelim arkadaşlar. Hadi bir daha çözelim şunu. Buraya kadar kısımda zaten R'yi de 6 bulmuş muyduk? Biz bulmuştuk. Anahtar kelimeleri yaptık böyle. E hocam başka ne yapacağız burada? Burası 6 burası 6. Tamam. Ondan sonra acaba şuradaki uzunluklarla ilgili bir şey yapamıyorum. Alfa beta yalan. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle büyük üçgen nedir? Benzerdir. Hatta güzel bir benzerlik var. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 6. 1'e 2 oran var. O zaman betanın karşısı a ise betanın karşısı nedir burada? 2a'dır. 1'e 2 orandan dolayı. E hocam tamamı 2a. 3'ü buradaysa buraya da ne kaldı? 2a eksi 3 kaldı. E pisagor bağıntısı yani 2a eksi 3'ün karesi eşittir a'nın karesi artı 3'ün karesinden sonuca ulaşacağız. Hatta büyük ihtimalle 3 4 5 üçgeni mi olacak arkadaşlar? Evet. A yerine 4 koyarsam eğer bakın A yerine 4 koyarsam ne geliyor? 3, 4, 5 üçgen 4 kere 2, 8 eksi 3'ten 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani burada soruda 64 de vermesine de gerek yoktu. E, verdiği için daha kolay yaptık. Şimdi soruda e, kürenin teğet olduğu noktanın ara doğru üzerinde ayırdığı doğru parçaların uzunlukları çarpma isteniyor bizden. A'yı 4 bulduk ya. de 6 ya. 4 çarpı 6 isteniyor. Cevapta kaç çıkar? 24 çıkar. Ama siz 64 pi verilmemiş gibi düşünün arkadaşlar ve soruyu da ona göre çözün arkadaşlar tamam mı? 64 pi verildiğinde soruyu sadece daha kolay bir şekilde çözdük. Ee, 64 pi verilmezse ne giriyor işin içine? Bir de üçgen bilgisi giriyor. Bence üçgen bilgisinin girmesiyle soru daha güzel bir hale dönüşüyor. Evet örnek 7 böylelikle 24 çıktı geldik küre dilimine arkadaşlar küre dilimi aslında çok kolay niye? küreden belli bir dilim alacağım. Yani şu merkezden bir alfa derecelik dilim alınca ne oluyor? Küre diliminin alfa dereceliği oluyor. E normalde alan neydi? Hocam alan 4 tane pi re kareydi değil mi? Normalde tüm alan neydi arkadaşlar? 4 tane pi re kareydi. E ben burada alfa derecelik kürenin yüzeyini aldım burada. O zaman alfa derecelik kürenin yüzeyini aldığım için hocam 4 pi re karenin alfa bölü 360'ı olmak zorunda. Yalnız dikkat edin küre yüzünde şuradaki kesiti aldığım zaman bir de ne oluşuyor? Bak şuraya da çizeyim istersen şöyle. Şöyle ve şöyle görüyorsun. Ama burada kürenin yüzeyi burası. Ama bir de kesitten dolayı şurada bir yarım daire oluşmuyor mu? Oluşuyor. Arkasında da bir yarım daire oluşmuyor mu? Oluşuyor. İki tane kesikten dolayı ne oluyor? İki tane yarım daire oluşuyor. Artı pi kare de 2 yarım daire bir tam daire yaptığı için pi r kare yapıyor. Sen bunu tutup da ezberleme. Bak sen normalde kürenin alanını biliyorsun. Hocam 4 pi r kare alan. E alfa dereceliği sorulduğu zaman şurayı bulursun. Tamam. Küre yüzeyinin alfa derecelikki durumu 4 pi r kare çarpı alfa bölü 360. Ama bir de küre kesitinden dolayı şuradaki alanları da ekleyecek olursak bir burada önde bir de arkada iki tane yarım daire var burada. O da tam bir daire yapıyor. Pi r kare. Bunu ezberlemeye kalkarsan unutursun zaten. Yapamazsın. Hacimde ne diyeceğiz peki? Normalde hacim 4 bölü 3 piri küp. E hocam hacimde zaten direkt alfa bölü 360 ne olacak? Çünkü alfa derecelikteki hacim soruluyor bana. Onda herhangi bir ekleme çıkarma yok. Sadece alanda 2 tane yan yüzeydeki alanları ekliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunları bence ezberlemeye gerek yok. Sen kürenin alanını ve kürenin hacmini biliyorsan şekli de çok güzel bir şekilde yorumlarsın bence. Örnek 8'e bakalım. 30 derecelik bir dilim var burada. Karpuz diliminin alanı nedir diye soruluyor. Aslında karpuz dilimi hani şöyle çizsek. Çizememişiz tam. Şöyle çizsek daha net bir şekilde olacak. Şurası dilimden geliyor değil mi? Hocam dilim 30'luk dilim mi oldu burası? Evet 30'luk dilim. Yani normalde tüm alan 4 pi r kare ama 30 bölü 360'lığı bana şuradaki dilimi verdi arkadaşlar. 2 e, i̇ki tane de kesit nerede? Şurada önde yarım daire. Arkada da yarım daire. Dolayısıyla iki tane yarım daire de tam bir daire yapıyor. Pi altının karesini de eklersek burada karpuz diliminin alanını bulmuş oluruz. Hocam şu sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 4 kere 3. 12 pi burada. 36 pi de burada. Topladığımız zaman da kaç yapar? 48 pi şeklinde soruca ulaşırız. Evet örnek 8 48 pi yaptı. Geldik örnek 9'a. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki dolabın içine gömülü çeyrek küre. Niye çeyrek küre hocam bu yarım küre değil mi? Bak arkadaşım şunu şöyle yapsan yarım küre olur. Yarımın yarısı nedir? 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'si ne yapar? 1 bölü 4 yapar. Yani çeyrek küre tam olarak işte budur. Tam çizemesek bile şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. İşte çeyrek küre şurası yapıyor arkadaşlar. Niye? Yarım kürenin bak şöyle yarım kürenin nesi olacak yarısı olacak. E yarım kürenin yarısı da işte tam şöyle şurası arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz. Hatta şöyle yapayım. Hatta şöyle bir şey. Heh. Tam olarak burası yapmış oluyor. Ya da şuradaki daha net bir şekilde yarım küre oldu. Neyse. Devam edelim. Yarım küreyi anlattık size. 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'si olduğu için çeyrek küre oldu arkadaşlar burası. Bir lavabo yapılacaktır. Evet boyutlarda 120, 120 ve 100 verilmiş. Dolabın boyutları Dikdörtgenler prizması biçimde ya bu. 120, 120 ve 100 verilmiş. Can usta 60 cm yarı çatlı boyu yerine koymak için dolapta boşluk bırakmıştır. Bu haliyle dolabın hacmi nedir diye soruluyor. Dolabın hacminden neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şuradaki yarım küreyi çıkartacağım. Değil mi? Çünkü bunu kattık ya. Dolabın hacmi içeride kalan boşluk yani dolapla birlikte. Hadi bakalım dolabın hacmi ne yapıyor? Hocam Yarı çapta kaç da 60 santimetreydi? Kaç desimetre küptür diye soruluyor. O zaman 10'a böleceğim. Burası 12, burası 12, burası 10. Burayı da 6 seçeceğim arkadaşlar. Yani 12 çarpı 12 çarpı 10 eksi tüm hacimden 4 bölü 3 pi r küpün çıkartacağım. Ama bu çeyrek olduğu için hocam 1 bölü 4 ile çarpacağım bunu. İşte buradaki cevap bana sonucu verecek. Bu 144 çarpı 10'dan 1440 yaptı. Eksi şu 4'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Bu altının kübünden kaç geliyor? 36 çarpı şu 6'lardan bir tane sadeleşince 2 yapıyor. 36 çarpı 2'den burası da 72 yaptı galiba. Değil mi? Bir yanlışım yok. Evet. Bir daha yapalım. Şu 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 3 diyorum. Şunlar şunlar sadeleşince 36 72 yapıyor. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Burası da 72 yaptı. Ama 72 pi yaptı. O zaman cevap ne olacaktır arkadaşlar? 1440 eksi 72 pi bu dolabın nesi olacaktır? Hacmi olacaktır arkadaşlar. Evet örnek 9'u bu şekilde bulduk. Geldik örnek olan. He, aşağıdaki şekilde bir dik silindirin içine silindire ve birbirine teğet olan iki küre yerleştirilmiştir. Tamam. Silindirin yarı çapı ne oluyor arkadaşlar? Zaten burada çemberler merkezleri birbirine çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir diyorduk. Hocam burası 2 burası 2. Bak çapı kaç yaptı? 2, 4, 6, 8 yaptı. Silindirin yarı çapı da zaten 4. 4 olarak da vermiş. 4 olduğunu anlayabiliyoruz zaten. Şimdi ne olmuş? Silindirler içerisine bir miktar su dolduruluyor. Ve su seviyesi küre kürelerin merkezine geliyor. Tamam buna göre silindirdeki suyun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çok basit ne yapacağız? Şuradaki yüksekliği bulacağım. Şu merkez teğet çektikten dolayı burası 2 değil midir? Evet. Şuradaki silindirin de yüksekliği 2 yaptı. Yani şurada ben suyun hacmini bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Suyun hacmini bulurken şuradaki yarı çapı 4 olan yüksekliği 2 olan silindirden neyi çıkartacağım? Hocam 2 tane yarım küreyi çıkartacağım. Çünkü 2 tane yarım küre bu suların içinde oluyor. O zaman suyun hacmini bulmuş olurum. Hadi bulalım bakalım. Silindirin hacmi. Hocam pi r kare çarpı h eksi 2 tane yarım kürede tam bir küre mi yapıyor? Ya da 2 tane yarım küre diyelim. 4 bölü 3 pi r kübün yarısı. Yarısının 2 tane var arkadaşlar. O yüzden 2 ile çarptım. Bak 4 bölü 3 pi r küpü yazdım. E, bunun yarısı yarım küre olduğu için 1 bölü 2'si. Ama yarım küreden 2 tane olduğu için 2 ile de çarptım. E o zaman ne oldu arkadaşlar burası? 16 çarpı 2'den 32 pi yaptı burası. 32 pi eksi. Şurası da e, 8. 32 pi bölü 3 yaptı. 32 pi bölü 3 yaptı. O zaman burası kaç yaptı? 64 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar. Evet cevap bu oldu. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çapı 3 birim olan yarım küre ile taban yarı çapı 3 birim olan dik dairesel koninin birleşiminden oluşan bir cisim şekil dik gibi zemine dik konumda tutulduğunda içindeki su yarım küreyi tam olarak doldurmaktadır. Yani suyun miktarı nedir arkadaşlar? Burada yarı çapı 3 ya yarım küre olduğu için 4 bölü 3 pi r kübün nesidir yarısıdır. Şunlar şunlar sadeleşti 2. 3'lerden birer tanesi sadeleşti. Işte, 3'ün karesi kaldı burada. E o zaman burada 2 çarpı 9'dan ne yaptı? 18 pi yaptı. Burası 18 pi olarak bulduk suyun hacmini. Burada da suyun hacmi 18 pi mi arkadaşlar? Evet. Cisim şekil yani suyun değişmez diye. Bunu ters çevirdiğim zaman içindeki su aynı. E, suyun değişmezliğinden dolayı burası da 18 pi koyduk. Cisim şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde ise içindeki su seviyesi koninin yüksekliğinin 3'te ikisi kadar oluyor. Hocam koninin yüksekliğinin 3'te ikisi oluyor. Yani yükseklik 3 h iken burası nedir? 2H oluyor. Buna göre koninin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi, şimdi, şimdi. Arkadaşlar ben neyi biliyorum? Burayı 3 biliyorum. Hocam burada bir benzerlik var mı? Var. Hani şöyle şöyle şunu çizecek olursak. Şuradaki yarı çap bulmaya çalışacağım ben. Hocam buradaki benzerlik bak. Burası 2H, burası da H ya. Benzerlik oranı 2 bölü 3 değil mi? Evet. Hocam 2 bölü 3 neye eşittir? Şuraya R diyecek olursam R bölü 3'e eşittir? R bölü 3'e eşittir. Yani R'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Aa hocam buradaki konunun hacmini 18 pi vermişler. 18 pi hacmi de taban alanı yani pi R kare çarpı yükseklik. Yükseklikte de ne arkadaşlar burada? 2H değil mi? Evet konunun yüksekliği soruluyor bize. 2H bölü 3'e eşit değil midir? Aynen öyle. Bu neye eşit? 18 pi'ye eşit. 18 pi tekrar söylüyorum. Pi r kare yani 2'nin karesi çarpı 2h bölü 3'e eşit. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3'te arkadaşlar. Konide de bölü 3. E buradan ne geldi o zaman? Hocam 2 ile şunu sadeleştirsek 9 geldi. Pi'ler sadeleşti. Buradan da 3 kere 9 27 yaptı. 27 bu bölü 4 olarak gelecek. H'ı böylelikle 27 bölü 4 bulduk. A bizden ne isteniyor? Koninin yüksekliği. Koninin yüksekliği de 3H değil mi? 3 eşitleniyor. 3 çarpı 27 bölü 4'ten cevabı 81 bölü 4 olarak buluruz arkadaşlar. Evet örnek 11'i böylelikle 81 bölü 4 bulduk. Geldik örnek 12. Dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın içine şekildeki gibi kabın tabanıyla çakışan yarım küre biçimindeki demir parçası yerleştirilmiş. Ve sonra suyla doldurulmuş. Suyun hacmi demir parçasının hacminin 5 katı olduğuna göre. Hmm şu demir parçası. Şekildeki bir tabanın küre. Yarım küre ya bu. Şurası V iken suyun hacmi de neymiş arkadaşlar? 5 V. Silindirin hacmi ne yaptı o zaman? 6 V mi yaptı? Evet. E hocam ben V'nin ne olduğunu biliyorum. V'nin şey olduğunu biliyorum. Bizden ne isteniyor? Suyun hacmi demir parçasının hacminin 5 katı olduğuna göre kabın yüksekliği kürenin çapına oranı nedir diye soruluyor. Hmm. Tamam oran isteniyor bizden. Kürenin çapı da ne yapıyor arkadaşlar? 2R yapıyor. Öncelikle V hacmini yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. V hacmi neye eşit? Hocam V hacmi 4 bölü 3 pi R küp eşit. Eyvallah. Peki burası 5V ya burası da V. Burası 6V. 6V hacmi neye eşit arkadaşlar? Pi R kare çarpı H eşit. E benden ne isteniyor? Kabın yüksekliğinin kürenin yarı çapına oranı. H bölü ne isteniyor? 2R isteniyor. Arkadaşlar burada V'nin de ben 4 bölü 3 pi R küp olduğunu biliyorum. Gel burada onun yerine onu yaz. 6 çarpı 4 bölü 3 pi r küp eşittir pi r kare çarpı h. Pi'ler nanay. R kare gitti. R kare gitti. Bir tane r kaldı burada. Ee, burada başka sadeleşen var mı? Şununla şu sadeleşti. 2, 4, kere 2, 8. 8, 8 r'ye eşittir h mı yaptı? Evet. Ve bizden ne isteniyordu? Ben buradan neyi buldum daha doğrusu arkadaşlar? Ee, kabın yüksekliğinin H bölü R'yi bulurum arkadaşlar. H bölü R ya da H eşittir 8R değil mi? Tamam H eşittir 8R. Benden ne isteniyor? H bölü kürenin çapının oranı 2R isteniyor. E H yerine ne yazacağım arkadaşlar? 8R yazacağım. O zaman 8R bölü 2R'den cevapta ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Evet cevap böylelikle 4 çıktı. Bu da güzel sorulardan biri arkadaşlar. Sadece hiçbir şey verilmemiş diye korkuyoruz. Ama her şey verilmiş aslında. Sadece işlem yapmamız gerekiyor. Ve sonunda da oranla sonuca ulaşıyor muyuz? Ulaşıyoruz. Evet gençler isterseniz burada sonlandıralım bu videoyu. Geri kalan kısmını da bir sonraki videoda yapalım. O zaman ne diyoruz? Burayı bitirdik. O zaman bir sonraki videoda. Kürenin geri kalan devamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.